Evet arkadaşlar, yanlış görmüyorsunuz. Tüm trigonometri, ama tüm trigonometri 50 dakikada bitirmeye ne dersiniz? Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, matematik öğretmeni Mustafa Güler, hızlı bir şekilde trigonometriye başlıyoruz. Buyurun. Dikey eksenin ismi sinüs, i harfinden aklınızda kalsın. Yatay eksen, yani x ekseninde ismi kosinüstür, haberiniz olsun. Çemberin üstünden teğet geçene kotenjant, çemberin sağından teğet geçene de tanjant derler. Arkadaşlar, yarıçapı bir birim olan çembere birim çember denir. Trigonometri de bir çember diyorsa o %100 birim çemberdir. Kafanı yorma. Şimdi farz edelim, açılar nereden başlar? Açı buradan mı başlar? Buradan mı başlar? Buradan mı başlar? Arkadaşlar, açılar sağdan, sağ koldan başlar. Burası bizim sıfır derecemizdir. Sonra saatin dönme yönüne doğru mu gider? O negatiftir. Saatin tersine doğru mu gider? İşte o pozitiftir. Niye buraya 90 diyorlar? Niye burası 90 değil de niye burası 90? Arkadaşlar, saatin dönme yönünün tersine doğru açılarımız gider. O zaman burası ne oldu? 180. Şurası ne oldu? 270 derece. Şu sıfırın diğer ismi nedir? 360 derecedir, haberiniz olsun. Burada bir sıkıntımız yok değil mi? Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi adam bana bir açı göstersin. Şöyle bir açı bize verirsin arkadaşlar. Şöyle bir tane açı. Şurasına x diyelim ya da alfa diyelim. Arkadaşlar, bunu uzatabildiğin kadar uzattın mı? Şimdi bu çember üzerine tık 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 aşağı doğru iniyorsunuz ya. Şu uzunluğun ismi kosinüs alfadır. Tık 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 tık. Şu uzunluğun ismi sinüs alfadır. Tanjanta değdiği noktanın uzunluğuna, işte şu uzunluğun hepsine tanjant alfa derler. Ama bu kotenjanta değdiği noktanın hepsinin uzunluğuna da kotenjant alfa derler. Burada bir sıkıntımız yok değil mi? Şimdi geldik şu 0, 90, 180, 360'ın, 270'in sinüs kosinüs değerlerine. Arkadaşlar, sinüs 0 nedir? Sinüs 90 nedir? Sinüs 180 nedir? Sinüs 360 nedir? Sinüs 270 nedir? Kosinüs 0 nedir? Kosinüs 90 nedir? Kosinüs 360 nedir? Kosinüs 180 nedir? Kosinüs 270 nedir? Şimdi bir de bunların değerlerini birlikte bulalım arkadaşlar. Şöyle bulunuyor. Şimdi 0, 360 ve 180'in sahibi kimdir? Sahibi kosinüstür. Sinüs dese ki 180 bana aittir. Kosinüs var ya, onu parçalar. Arkadaşlar, kendi eksen üzerindekiler herkes kendisine aittir. Ha, 90 ve 270 sinüse aittir. O zaman 90 ve 270 sinüs ise kosinüsün burada bir hakkı var mıdır? Tabii ki yoktur. Kosinüs 90 sıfırdır. Kosinüs 270 sıfırdır. 0, 180, 360 hepsi kosinüse ait değil mi? O zaman sinüs buralarda sıfırdır, haberiniz olsun. 90'ın sahibi kim? Sinüs. Orada bir numaradır. 270 de sinüse aittir. Altta olduğu için eksi 1'dir. Kosinüs 360 1'dir. Kosinüs 0 1'dir. Kosinüs 180 kendisine ait ama solda olduğu için eksi 1'dir. Haberiniz olsun. Buyurun arkadaşlar. Burada bir sıkıntımız yoktur umarım. Şimdi bize bir dik üçgen verildi. Dik üçgende arkadaşlar sinüs alfayı istedi. Karşı bölü hipotenüstür. A bölü C. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. B bölü C. Tanjantın hipotenüsten ilgisi yoktur. O direkt karşı bölü komşudur. Kotenjanta komşu bölü karşıdır. Haberiniz olsun. Devam edelim. Sinüs ile kosinüsün kareleri toplamı daima 1'dir. Bakın, bu trigonometrinin en önemli özelliğidir. Sinüs ile kosinüsün kareleri toplamı daima 1'dir. Kareleri toplamı daima 1'dir. O zaman sin kare ya da kos kare neye eşittir? Kos kare 1 eksi sin karedir. O da 1 eksi sinden 1 artı sinin çarpımıdır. Sin kare neye eşittir? 1 eksi kos karedir. O da 1 eksi kostan 1 artı kosun çarpımıdır. Tanjant sin bölü kostur. Arkadaşlar, bizim orijinal iki tane açım vardır. Biri sinüs ve kosinüstür. Diğerler arkadaşlar hepsi çarpmadır. Tanjant diye bir şey yoktur. Tanjant sin bölü kostur. Kotenjant diye bir şey yoktur. O da kos bölü sindir. Sekant diye bir şey yoktur. Üçüncü harfe bakıyorsunuz, bu 1 bölü kostur. Kosekant diye bir şey yoktur. O da 1 bölü sindir, haberiniz olsun. Şimdi genelde bundan sorusu nasıl gelir? Şöyle gelir arkadaşlar. Sin x'e adam der ki 3 bölü 5. Adam bizden cos x'i ister. Mesela hemen bana üçgen çiziyorsun. Hocam, üçgeni çizdim. Şurası alfa dedim. Sinüs karşı bölü hipotenüs değil miydi? O zaman burası 4 oldu. Kosinüsü mü istiyor arkadaşlar? Kosinüs de komşu bölü hipotenüstür. Cevap 4 bölü 5'tir dersin. Olay biter. Hadi devam edelim.
uçuşa devam. Şimdi arkadaşlar, o açıların dışında bilmemiz gereken 3 tane daha açımız var. O da hangi açılarımızdır? 30, 45, 60 açılardır. Arkadaşlar, sinüs 30, sinüs 45, sinüs 60, 75'i bilmene gerek yoktur. 50'yi bilmene gerek yoktur ama 30, 45, 60'ı çok iyi bileceksiniz. Hocam ben üçgen çiziyorum, ben ne çiziyorum? Gerek yok ki, izle beni. Sinüs 30 dendiği zaman, sinüs benim ilk aşkım ya. Benim ilk aşkım arkadaşlar sinüstür. En basit kesir nedir? 1 bölü 2'dir. O zaman sinüs x 1 bölü 2'dir. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Bitti, bu kadar. Aslında orijinali 1 bölü 2 değildir. Orijinali kök 1 bölü 2'dir. Biz buna 1 bölü 2 diyoruz. Sonraki her değerde kökün içini 1 arttırıyorsunuz. Kök 2 bölü 2. Şu da kök 3 bölü 2. Bitti, bu kadar. O zaman kosinüs 30 sinüs 60'tır. 90'dan çıkarınca, bunlar 1090'ı tamamlayınca isim değiştirirler. Mesela kosinüs 1 sinüs 89. Kosinüs 2 sinüs 88. Sinüs 50 kosinüs 40. Tanjant 10 kotenjant 80. Kotenjant 20 tanjant 70. Sekant 1 kosekant 89. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kosinüs 30 tanjant 60'tan kök 3 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 1 bölü 2 yani 1 bölü 2'dir. Geldik buraya. 30, 45, 60'a. Tanjant 45, 1'dir. Kesinlikle bunu bileceksin. Tanjant 60, kök 3'tür. Bunu da kesinlikle bileceksin. Bir soruda tanjant kök 3 gördüğün bütün sorulara biz tanjant 60 diyoruz. Bunu kesinlikle bileceksin. Hocam kotenjant 30 da bunların birbirine bölümüdür. Yani 1 bölü kök 3. Bitti, bu kadar. Kosinüs 30, tanjant 60'tan kök 3. Kotenjant 45, tanjant 45'ten 1. Kotenjant 30, 60 da tanjant 30'dan 1 bölü kök 3'tür. Bitti. Hocam sinüs 120'yi istiyor. Dur. Yine biz tahtamızı çevirelim. Hop. Evet. Şimdi arkadaşlar 0 ile 90 arasına birinci bölge derler. Bu bizim birinci bölgemiz. Bu bizim ikinci bölgemiz. Bu bizim üçüncü bölgemiz. Bu bizim dördüncü bölgemiz. Birinci bölgede kimler artıdır? Arkadaşlar birinci bölgede herkes artıdır. Sin, kos, tan, kot. Hepsi artıdır. İkinci bölge bir tek sinüs artı, diğerleri hepsi eksidir. Üçüncü bölge tanjant, kotenjant artıdır, diğerleri hepsi eksidir. Son bölge çakal kosinüse aittir. Kosinüs artıdır, diğerleri hepsi eksidir. Arkadaşlar kosinüse sormuşlar, seni hangi bölgeye atalım? Diyor Mustafa'cığım, kimsenin uğramadığı ıssız olan bir yere beni at. Çünkü ben diyor üçkağıtçının tekiyim ya. Ben deliririm diyor. Ben milleti dolandırırım. Beni dip bölgeye at ki kimseyle uğraşmayayım. Kimse benimle uğraşmasın. Diyor, yoksa ben deliririm. Yani sinüs öyle değil. Sinüs safın teki diyor. Ben hemen ilk bölgeye at. Ortalık yani. Yani sıkıntım yok diyor. Gizli safım yok diyor. Sinüs birinci bölgede artı. Son bölge kosinüs aittir. O zaman şu 120 hangi bölgeye düşüyor arkadaşlar? 122. bölgeye düşüyor. Hangi bölge? Sinüsün bölgesi. %100 artı. Şimdi ben bunu 180'e mi çekeyim, 90'a mı çekeyim? Hocam 90 ve 270 de isim değişir. Ama 180 ve 360 da isim değişmez. Kesinlikle ve kesinlikle isimler değişmez. Evet. Şimdi 90 ve 270'te isim değişir. 180 ve 360'ta isim değişmez dedim sana. Süper. O zaman ben bu 120'yi 90'a mı çekeyim, 180'e mi çekeyim? Arkadaşlar 90'da isim değişir. Tamam. 90'a çekelim, isim değiştirelim. Kosinüs 30'dur. Ya da 180'e çekelim. Hocam isim değişmez. Yani 180'den çıkarıyorsunuz. O zaman bu sinüs 60 olurdu. Aynı şey zaten. 150 kosinüs. Hangi bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün ne işi var? Eksiye adamı şişerler. Tamam, eksi. 180'e çekelim. Kosinüs 30. Bitti, bu kadar. 210. Hocam valla 210 üçüncü bölge. Tanjantın bölgesi artı kendi bölgesi. Bunu 180'e çekelim. Tanjant 30. 330 son bölge. Kotenjanta mı aittir? Hayır. Başlangıca bakın. Sondakilere bakmayın. Çünkü 330'u kucaklayan kotenjant. O zaman bana kalkıp da hocam 330'da isim değiştir. Ona göre eksi artı. Hayır. Başlangıç neyse o. 330. Hangi bölge? Dördüncü bölge. Kotenjantın bölgesi midir? Hayır. Direkt eksiyi basın. Ha ne olur ne olmaz beni gendirmez. Bunu 360'a mı çekeyim, 270'e mi çekeyim? Hocam 270'e çekerim, isim değiştirelim. Tamam. Tanjant 60 olur. Tanjant 60 kök 3'tü. Tanjant 30 1 bölü kök 3'tü. Kosinüs 30 sinüs 60'tan kök 3 bölü 2'ydi. Zaten biliyorum bunları. Bu da zaten kök 3 bölü 2 ama eksilisi. Unutmayalım. Geldik buraya. Hocam 90. 90'da isim değiştirelim. Bunlar daha kolay.
90'da isim değişirse o zaman ben bir defa buraya bir kosinüs x yazayım. 90'a 10 ekle 100. Arkadaşlar x hep de araç olarak düşünün. 100. 100 ikinci bölge sinüsün bölgesi artı. Bitti. Başlangıca bak, sonra bakma. Geldik buraya. Bu birinci bölge. Birinci bölgede kosinüs artıdır. Bu son bölge 270'e 10 ekle 280 son bölge tanjant eksidir. Şu üçüncü bölge artıdır. Şu ikinci bölge artıdır. Şu üçüncü bölge eksidir. Şu dördüncü bölge eksidir. Şu 63'ü 4'e bölün. Arkadaşlar paydada ne varsa iki katına bölüyorsunuz. 60 kalan 3 mü? A, buraya 3 yazıyorsunuz. Armut dibine düşerdi, hatırladık. Şimdi 3π bölü 2 270 3. bölge artıdır. Şu 61'i 4'e bölün. Kalan 1'dir. Aa, bu eksi pi bölü 2'ymiş. Ona biraz sonra bakarız. Şimdi isim değişir mi? Değişir. Sin x. İsim değişir mi? Değişir. Kotenjant x. İsim değişir mi? Değişir. Tanjant x. İsim değişir mi? Değişmez. 180'de isim değişmez ki. Bu yine sinüs x'tir. İsim değişir mi? 180'de değişmez. Bitti. Bu isim değişmez. Bitti. İsim değişir. 270 isim değişir. Aa, bitti. Olay anlaşıldı mı? Geldik buraya. Hocam açı negatif olmaz. 2π eklesene oğlum. 360 eklesene. 360 eklesene. Açı olur, eksi olmazsa 360 ekle. Burası ne oldu? Kosinüs. 270'den 90 çıktı. 360'dan 90 çıktı. 270 mi kaldı? 270 artı x. Dördüncü bölge kosinüsün bölgesi artı isim değişir. Sinüs x'tir. Umarım olay anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi sıra geldi arklara. Evet arkadaşlar. Sıra arklarda dedik. Arklarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkın bir tek anlamı var. İçindekiyle dışındakini yer değiştir. Yer değiştiğin zaman ark ortadan yok olur. X'i dışarıya, y'yi içeriye, arkı yok edin. Yani sin y eşittir x'tir, haberiniz olsun. Başka bir anlamı yok. Şimdi sin 1 bölü 2 neye eşittir dedim. Eşittir Mustafa'nın nesi diyelim. Var mı bir sıkıntı? Bunları yer değiştirelim. Sin m neye eşit olur? 1 bölü 2'ye. Sinüs ne 1 bölü 2 idi? 30. Demek ki m 30'muş. Bitti, bu kadar. Arkadaşlar bunu unutmayın. Şimdi neyi unutmayın? Arklarda açı verilir, değer istenir. Bunu unutmayın. Yani sin 30 eşittir 1 bölü 2 ya. Ark sinüs 1 bölü 2 neye eşittir dediği zaman hemen diyeceksiniz ki hocam bunun cevabı 30'dur diyeceksiniz. Haberiniz olsun. Yani tam tersi. Zaten arkın anlamı odur. Ters trigonometrik fonksiyonlar oluyor. Şimdi izleyin ben arkadaşlar. Bunun cevabı ne çıktı? 30. Arktanjant bir, tanjant ne birdi? 45. Bunun cevabı 45'tir. Bitti, bu kadar. Hocam, şunlar eksi olsaydı ne olurdu? Mesela aksinüs eksi 1 bölü 2 neye eşittir? Arkadaşlar eksi 30'dur. Bitti. Artı ise artı, eksi ise eksi. Arktanjant eksi 1 neye eşittir? Eksi 45. Bitti. Yani şunu demek istiyorum. Sinüs ve tanjantlarda ya açım alfadır ya da açım, yani sonuç, ya da eksi alfadır. Bitti, bu kadar. Kafanı çalıştırmayın. Ama kosinüs ve kotenjantlarda ya açım alfadır ya da 180 eksi alfadır. Yani negatiflerde her zaman 180'den çıkarıyorsunuz. Nasıl yani? Kosinüs ne? Köklü bölü 2 idi. 45. Tanjant, kotenjant köklü bölü 2 yok ki. Şurası da arkadaşlar 1 olsun. Kotenjant ne? 1'dir. Benim bildiğim 45. Süper. Şu eksi olsaydı 45 olmazdı. 180 eksi 45. Bakın 180 eksi alfa demişim. Yani 135. Eksi olsaydı. Arkadaşlar yine 45 olmaz. 135 diyeceksiniz. 180'den çıkarıyorsunuz. Olay anlaşıldı mı? Şimdi hocam bunlar bilinenler. Bilinmeyen olsa ne yaparsınız? Mesela ark tanjant 3 bölü 4 nedir? Ben ne bileyim nedir? Arkadaşlar arkı gördüğünüz yerin tamamına m diyorsunuz. Adam bizden ne istiyor? Vallahi hocam bizden kosinüs m istiyor. Tamam, arkın anlamı içeridekini dışarıya, dışarıdakini içeriye almak demek değil miydi? Süper. Bunu içeriye, bunu dışarı atalım. Yani arkı yok edelim. Tanjant m neye eşit oldu? 3 bölü 4'e. Tanjant m 3 bölü 4'tür. Kosinüs m istiyor. Üçgen çizsene. Soru bitti arkadaşlar. Tanjant m 3'e 4. Şurası da bizim m açımız olsun. Şurası 5 oldu. Kosinüs m de 4 bölü 5'tir. Şıklardan 4 bölü 5'i bulup işaretlersiniz. Umarım olay anlaşılmıştır arkadaşlar. Mantık bu. Olay bu. Şimdi geldik sıra periyodumuza. Periyot ne oluyor arkadaşlar? Periyot arkadaşlar grafik çizmede yardımcı oluyor. Başka bir hatta yardımcı olmuyor. Ama onun da bir önemi yok. İnanın. Çünkü grafik sorularında bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam hiç bize grafik sorular çözmediniz. Arkadaşlar şıklardan gidiyorsunuz, şıklarda. Biraz sonra ben sana göstereceğim. Şimdi periyot dendi. Üstler önemlidir. Kimlerde önemlidir?
Sinüs, kosinüs, sekant, konsekantlarda üsler çok önemli. Üst tek mi? Üst çift mi? Ama tanjantta, kotanjantlarda şu üstlerin bir önemi yoktur. Arkadaşlar en tekse biz bunlara çiftleştirme metodu diyoruz. Yani çift yapma metodu. Tekse 2pi bölü x'in katsayısı neyse a. Bitti bu kadar ama mutlak değer. Eğer çiftse çiftleştirmeye gerek yok ki. Pi bölü a. Periyot bu. Arkadaşlar tanjant kotanjantlarda tek bir periyot formülü vardır. Pi bölü a. Bitti bu kadar. Hocam iki tane periyot yan yana toplanmış diyelim. Yani şöyle bir şey. Bu niçin böyle silindi ya? Neyse bir defa sildik. Hocam adam bize dedi ki sinüs işte ne olsun? X bölü 3 artı 5 artı kotenjant ne diyelim arkadaşlar? X bölü 10 artı 1 olsun. Dedi ki bana bunun periyodunu bulunuz. Önce bana bunun periyodunu bulacaksın. Bunun periyodunu bulup her ikisinin ekoklarını alıyorsunuz. Bütün toplama çıkarma işlemlerinde bunu yapıyoruz. Şimdi adam benden bunun periyodu istedi. Üstüne gözüken neyimiz var? Birimiz yani tek sayı. Bunun periyodu arkadaşlar 2pi bölü. Ha çift yapıyorduk ya. Evet. X'in katsayısı burada ne var? 1 bölü 3. Yani 6pi. Geldik buraya. Kotenjant tanjantı üstte buraya bakma. Direkt pi bölü. X'in katsayısı 1 bölü 10. O da arkadaşlar 10pi. 6pi ile 10pi'nin oketleri nedir? 30pi'dir. Şıklardan 30pi'yi bulursun ve işaretlersin. Buyurun arkadaşlar. Sıralama soruları. Sıralama sorularda arkadaşlar herkesi dar açıya çevireceksiniz. Bu kesin bir şey. Sin ve tanlarda ben sıralama yapmasını biliyorum. Ben kosinüs ve kotenjantlarda sıralama yapmasını bilmiyorum. Onu sana baştan söyleyeyim. Bir soruda kosinüs ve kotenjant gördüğünüz zaman hemen sinüs ve tanjantı çevirin. Sin 10 mu, sin 50 mi, sin 70 mi? Tabii ki. Açı büyüdükçe büyür, küçüldükçe küçülür. Açı büyüdükçe büyür, küçüldükçe küçülür. Açılar eşitse tanjant sinüsten her zaman büyüktür. Bunu unutma. Hocam tanjant 45-1 biliyorum. Sinüs kendisini yırsa en fazla 1 olur. Hocam onu da biliyorum. O zaman x eğer 45'ten büyükse bu tanjant için şampiyonlar ligidir. Arkadaşlar tanjant 46 mı büyüktür? Sinüs 1 trilyon mu büyüktür? Tabii ki tanjant 46 büyüktür. Tanjant 45'ten sonrası şampiyonlar ligi. Artık bana PTT ligden karıştırmayın. Türk ligden karıştırmayın. Orası şampiyonlar ligi. Olay anlaşıldı mı? Devam edelim. Şimdi adam bana bunları verdi. Dedi ki bana bunları sıralayın. Hadi sıralayalım. Arkadaşlar kosinüste sıralama yapmasını bilmiyorum. Bir defa artı kendi bölgesi. Bunu 270'e çekeyim. Sinüs 60. Güzel. Geldik buraya. Kendi bölgesi artı 180'e çekelim. Tanjant 60. Kendi bölgesi değil eksi. Oha bu eksi çıktı lan. O zaman kalsın bir. Şimdi bu 110 kendi bölgesi artı 180'e çekeyim 70 mi? Sinüs 70. Arkadaşlar bir defa bu tanjant B bir defa en büyüktür. Tanjant 60 da Şampiyonlar Ligi 45'ten sonrası. O en büyük. Bir defa buradaki B en büyüktür. Sonra artıra bakalım. Sin 70 mi büyük, sin 60 mı büyük? Tabii ki sin 70 daha büyüktür. D gelir. Sonra A gelir. Negatif olduğu için C de en küçüktür. Haberiniz olsun. Hadi tahtamızı çevirelim. Evet. Buyurun. Şimdi arkadaşlar. Dedim ya sana grafik sorularına bakacağım. Şimdi adam benden bunun grafiği aşağıdakiler hangisi dedi. Ben iki tane şık yazdım. Yani hepsine denemeye gerek yok. Arkadaşlar bunun bir periyodunu bulalım. Bunun üstüne gözükmeyen ne var? 1 var. Bunun periyodu 2pi bölü x'in katsayısı. Yani 4pi çıkar bunun periyodu. Periyodu 4pi ise bunun anlamı şu arkadaşlar. Grafiğin başlangıcı ve bitisi arasındaki farkın 4pi olması lazım. Yani periyot o oluyor. Grafiğin tekrarlandığı adım sayısı diyelim. Anlatabiliyor muyum? Açı miktarı diyelim. Şimdi bu periyodu bak görüyor musunuz? Başlamış 4pi'de bitirmiş. Süper. Bu başlamış 2pi'de bitirmiş. Bu yanlış. Çünkü ben bunun periyodunun 4pi olduğunu zaten biliyorum. Süper. Hocam gerek yok. Tam bunu bilmeseniz de olur. Sıkıntı değil. Arkadaşlar şıklardan gidelim. Mesela şu pi bizi nereye götürüyor? Şurası arkadaşlar 2 olsun. Şurası da eksi 2 olsun. Ben değerleri yazmamışım. Şimdi pi yazalım. Pi 182'ye böl 90. Sinüs 91'dir. 1 ile 2'yi çarptın 2. Aaa pi bizi 2'ye götürdü. Cevap atana. Bitti bu kadar. Bütün ışıklar deney. Olay anlaşıldı mı? Şimdi bu 0 bizi 2'ye götürüyormuş. Allah aşkına bir 0 yazarak 2 oluyor mu? Olmuyor. Yanlış. Geldik buraya. Diyor ki bunun grafiği hangisidir? Arkadaşlar ışıklardan gideceğim. Mesela bu 0 bizi nereye götürmüş? 2'ye götürmüş. Hocam ilk sene 0 yazdım. 2 oldu. Güzel. Bu 0 bizi 2'ye götürmüş. Süper. Arasındaki farka bakalım arkadaşlar.
Şurası. Evet. Tam ikisinin ortası şurası mı? 2 pi ise şurası pi'dir büyük ihtimalle. Pi bizi eksi 2'ye götürmüş. Arkadaşlar bir defa bunun eksi 2 olması imkansız. Niçin? Mutlak değer. Negatif olmaz ki. Bir defa bütün negatif hepsini egale et. Bu egale, bu egale, bu egale. Elinde bir tek bu şık mı kaldı? E bir de değerlerini yine yazalım. Pi bölü 2 neydi arkadaşlar? 90'dı. Sinüs 90, 1'di. 1'den 1 çıktı 0. 90 bizi 0'a götürüyormuş. Doğru. Pi 180 bizi 2'ye götürüyormuş. Sinüs 180 0'dır. 1 kere 2, 2. Bakın. B şıkkı hepsini sağladı. Bitti bu kadar. Yani bütün grafik sorularında hep şıklardan gidiyoruz. Hep şıklardan gidiyoruz. Hep şıklardan gidiyoruz. Buyurun arkadaşlar. Toplam fark formülleri, sonra da yarım açı formülleri ve yavaş yavaş bütün trigonometrinin hepsini işleyeceğiz. Toplam fark formülleri arkadaşlar sinüs, kosinüs, tanjant, kotenjant bu şekilde gidiyor. Şimdi sinüs A artı B'yi istedi. Arkadaşlar sinüs, ben size daha önce söylemiştim. Sinüs paylaşımcıdır. Sinüs biraz eşeğin tekidir. Vallahi eşeğin tekidir. Ya ben sinüsle uyuzum. Bak konuşurken bile kekeliyorum ya. Ya bu kadar eşeklik, bu kadar saflık olmaz ya. La intikam al biraz da. Yok Mustafa'cığım. Neyse o. La salak. Kosinüs senin başına her şey getiriyor. Yuvanı yıkıyor. Hala diyor. Hala Mustafa. Yok Mustafa. Olsun ben ekmeğin parçasının yarısını ona veririm. Yarısını buna veririm. Of. Sinüsün arkadaşlar böyle bir özelliği var. Her şeyini paylaşır. Yarısını bana, yarısını karşı tarafa. Sinüsün karşısında kim var? Kosinüs var. Kosinüse verecek. Sinüs A'yı kendine aldı. B'yi kosinüse verdi. Gördünüz mü? Sonra neyse artı mı? Artı. Diyor Mustafa'cığım tam eve gidiyoruz. Mustafa'cığım lütfen geri dönelim. Dedim ne oldu? Ne oldu? Zaten bir şey konuşunca ben delleniyorum ya. Ne oldu? Ya diyor ki Mustafa'cığım geriye dönelim de kosinüs hani ben A'yı aldım. B'yi kosinüse verdim. Acaba kosinüs yanlış anlar mı? Hani iyisini kendine almış bana kötüsünü vermiş. Lütfen geri dönelim bundan yerlerini değiştirelim. Salak. Vallahi salak. Sin B çarpı kosa. Sinüs A eksi ve A'yı kendine aldı. B'yi kosinüse verdi. Gördünüz mü? Eksi ise eksi. Neyse o salağın peki. Evet. Kosinüs. Arkadaşlar kosinüs anlatılmaz. Kosinüsü yaşayacaksınız. Allah kimseyi kosinüsü yaşat... O yaşantıyı size göstermesin. Yoksa var ya yurdunuz yuvanız dağılır vallahi. Evin yolunu şaşırırsınız ya. Kosinüs var ya. Haho. Başınıza musallat olsa var ya. Yemin ediyorum her şeyinizi alır. Perişan eder. Bittiğini anladığı gibi pat diye dışarı atar. Kosinüs hem A'yı hem B'yi kendine aldı. Gördünüz mü? Süper. Ben biraz da kosinüsü seviyorum. Aferin lan. İyi ediyor. Vallahi iyi ediyor. Artı mı? Eksi. O da benim zorumla. Diyorum oğlum sinüse bir şeyler ver. Yok diyor ben Mustafa. Diyor o eşeğin teki o. Bana verebilir de ona vermem. La oğlum biraz ver. Hayır la Mustafa la. Hayır ben vermem. O eşeğin teki o. Artı mı? Diyor zıttını veririm. Eksi sin A çarpı sin B. Kosinüs hem A'yı hem B'yi kendine aldı. Aferin vallahi aferin. Artı mı eksi mi? Artı zıttını sinüse aktarır. Olay anlaşıldım arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Bir de bunu bu şekilde bilin. Sinüsün bütün formüllerinde sinüsün hep yanında kosinüs olur. Kosinüsün bütün formüllerinde kosinüsler bir taraftadır. Sinüsler bir taraftadır. Bir yerde baktım yemek var. Sinüs kosinüs yanına oturmuşlar yemek yiyorlar. O sinüsün davetidir. Bir yerde baktınız bir yemek var. Ha ho. La var ya masalarda kosinüsler kahkaha şenlik. Masanın dibinde eşek gibi sinüsler. Ha böyle oturmuşlar böyle gelen böyle ekmek parçaları kırıntılarını kemikleri oğlu böyle yalıyorlar. Sabah o kosinüsün davetidir. Kosinüs hiçbir davetinde sinüsü yanına oturtmaz. Kosinüs ve sinüs teoreminde de biz bunu görüyoruz. Buyurun arkadaşlar devam edelim. Kosinüs A artı B'nin formülü. Tanjant A. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Tanjant A artı B'nin formülüne. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Yani tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. 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 Artı ise eksi. Eksi ise artı. Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Biz bunu arkadaşlar tanjant A artı B'nin formülü diyoruz. Tanjant A eksi B'nin formülü. Tan eksi tan bölü 1 artı tan tan. Şu ikisini çarpıyorlar arkadaşlar. Burada bir sıkıntımız var mı? Kotenjantın formülü. Vallahi billahi kotenjantın formülünü bilmiyorum. Bilmiyorum. Kotenjantım istedi. Vallahi ben tanjant A artı B'yi bulurum ya da neyse. Buldun mu? Kotenjant A artı B de bunun tam tersidir. N bölü M'dir. Bitti.
Hocam tanjant a eksi b'yi istiyorum. Kotenjant a eksi b'yi istiyorum. Vallahi ben kotenjant a eksi b'nin ne olduğunu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Tanjant a eksi b'yi bulurum. Bu x bölü y midir? Bu onun tam tersi y bölü x'tir. Burada bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Şimdi geldik yarım açı formüllerine. Yarım açı formüller arkadaşlar toplam farkın aslında içinden çıkan bir konudur. Yarım açı formüllerde bir formül yoktur. Mesela adam benden sinüs 2a'yı istedi. Arkadaşlar şu b yerine a yazın, şu b yerine a yazın, şu b yerine a yazın. Bu ne oldu? Sinüs 2a eşittir. Sin a cos a, sin a cos a toplamı ne oldu? 2 tane sin a cos a. Kosinüs b yerine a yazalım, bu b yerine a yazalım, şu b yerine a yazalım. Tamam. Kosinüs 2a'nın formülü. Cos A'nın karesi, çünkü cos A'yla cos A'nın çarpımı cos A'nın karesi olur. Eksi sin A'nın karesi. Kosinüs 2A'da cos A'nın karesi eksi sin A'nın karesidir. O zaman tanjant 2A neye eşittir? Kolay. B yerine A yaz. B yerine A yaz. Yani tan artı tan. Yani 2 tane tan bölü 1 eksi tan kare. 2 tane tan A bölü 1 eksi tanjant A'nın karesidir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Hadi buyurun boş verin bunları ya. Bunun buradan çıktığını hiç bilmeyin bile. Şimdi arkadaşlar tahtamı çeviriyorum. Ve geldik yarım açı formüllerine. Arkadaşlar yarım açı formülleri ne oluyor? Yarım açı formüller arkadaşlar açıyı yarıya düşürmeye biz yarım açı formülleri diyoruz. Bir soruda yarım açı olduğunu nasıl anlarsınız? Arkadaşlar sinüs 10'u vermiş, kosinüs 20'yi istiyor. Açılar birbirinin yarısı işte. Burada %100 yarım açı var. Şimdi sinüs 2a'nın yarım açı formülü, ben sana daha önce dedim ya sinüs eşeğin tekidir, içi neyse dışı odur, safın önde gidenidir. Sinüs 2a mı diyor? 2 çarpı, içi neyse dışı da o. Sin a çarpı cos a, bitti bu kadar. Bu 2 çarpı sin a çarpı cos a'dır. Formülü bu. O zaman devam edelim. Kosinüs 2a'nın formülü, kosinüse diyorum ki 2'yi dışarı at, hani içi neyse dışında o. Diyor Mustafa sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben diyor sinüs gibi eşek miyim diyor ya. Ben o 2'yi tutarım üstüme çekerim diyor. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Vallahi terbiyesiz. Cos A'nın karesi eksi sin A'nın karesidir. 2'yi üstüne aldı. Gördünüz mü? Terbiyesiz. Gerizekalı. Devam edelim. Ya da kosinüsün arkadaşlar bir tane formülü yok. Bu ana formülümüz. Bakın bu bizim ana formül. Ana formül kos kare eksi sin karedir. Bitti. Sin kare artı kos kare birdi ya. Kos kare eksi sin kare kos 2 alfadır. İkinci ana formülümüz. Kosinüs diyebilir. Ben sinüsü istemiyorum. Bunu bana aktar diyebilir. 2 tane kos kare a eksi 1 de olur. Ya da şunu silip buraya aktarabilirsiniz. 1 eksi 2 tane sin kare a da olur. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? 3 tane formülü var. Ha 3'ünü de kullanacaksın yerine göre. Soruda mesela bunu biraz sonra sana burada hemen hızlı bir şekilde bunları da bir anlatayım. Sonra nerede karşımıza geleceğini hemen sana da göstereceğim. 2 sin 10 koson. Hocam valla bu sinüs 20'dir. Nasıl anladın? Hocam sinüs kosinüs yan yana. Yan yana ise bu sinüsün formülü. İkisi de önde var. Bu sinüs 20 demektir. Yarım açı formüllerinden. Sin 20 kos 20. 2 yok. Kardeş 2 olacak. 2 yok diye bir şey var mı ya? 2'ye çarpıp 2'ye böler misin? Şunu bana bir 2'ye çarp, bana bunu bir 2'ye böl. Üst taraf ne oldu? Hemen söyle. Sin 40 bölü 2'dir. Bitti bu kadar. Bunun cevabı budur. Hocam yanına sin 10 cos 10 cos 20 demiş. 2 yok. Bunu bir 2'ye çarp, bir 2'ye böler misin? Şurası ne oldu? Burası hocam sinüs 20 oldu. Güzel. Bir daha 2'ye çarp, 2'ye böl. Şurası ne oldu? Şurası sin 40 oldu bölü 4'tür. Sin 40 bölü 4'ü şıklarda bulup işaretlersiniz. Hocam bir sürü cos yanına açılarda bakıyorum. Şurasını yanlış yazmışım. Açılarda birbirinin arkadaşlar hep yarısı. Dikkat ettiniz mi? 20, 40, 80. Arkadaşlar yarısı ise bu %100 yarım açı formülü. Ama hocam hep kosinüs var. Bu kosinüs. Arkadaşlar kosinüslerde hep kare olur. Kare. Hep kare olur. Burada kare yok ki. O zaman bu %100 sinüstür. Sinüs yok. Sinüsten çarp sinüsten bölse de. Şunu tuttum. Sinüs 20'ye çarptım. Sinüs 20'ye böldüm. Bir de 2'ye çarptım. 2'ye böldüm. Hadi bakalım. Sin 20 cos 20 söyleyin. Sin 40. Yine 2'ye çarptım. Yine 2'ye böldüm. Bu tarafa geçeyim. Şu x'in çarpımı ne oldu? Hocam sin 80.
Yine 2'ye çarptım. Yine 2'ye böldüm. Şurası ne oldu? Sin 160. Sin 160 bölü 8 sin 20. Oha. Sin 160'dan sin 120, sin 20 aynı şeylerdir. O zaman bunlar birbirini götürdü. Cevap 1 bölü 8'dir. Şıklarda 1 bölü 8'i bulup işaretlersin. 2 kos kare eksi 1. Baba kosinüs 2 alfanın formülü. Evet. 1 eksi 2 sin kare. Bu da kosinüs 2 alfanın formülüdür. 10'sa 20'dir. Bitti. Ha, tam böyle 1 eksi. Arkadaşlar bu 2 tan. Tanjant 2 a'nın formülü şuydu. Tan artı tan bölü 1 eksi tan tan. Yani 2 tane tanjant a bölü 1 eksi tanjant a'nın karesi. 2 yok. Kolay. 2'ye çarparsın. 2'ye bölersin. Bu 1 bölü 2 çarpı. Şurası arkadaşlar tanjant 2 alfadır. Yani tanjant 20'dir. Cevap tanjant 20 bölü 2'dir. Şıklarda bulup işaretlersiniz. Geldik buraya. Cos 2x'in yarımaçı formülünü yazar mısın? Cos 2x demek cos x'in karesi eksi. Hiç cos uzun yazmıyorsa ben cos yazmayacağım ya. C kare eksi s kare yazacağım. C kare eksi s kare. Bir de s kare artı c kare demek değil miydi? Tamam, alta geçtik. Bu c kare eksi s kare. Eksiyle çarptık. Eksi c kare artı s kare. Zaten bu da sin kare artı kos kareydi. Süper. Şimdi birbirini götüren var mı? Valla hocam bu bunu götürdü. Üst taraf 2 kos kare. Bu bunu götürdü. Alt tarafta 2 sin kare. 2'yi götürdü. Cevap kotenjantın karesidir. Bitti bu kadar. Geldik bu ark sorusuna. Hocam şu artı gördüğümüz yerin tamamına alfa diyeyim mi? Tabii ki diyelim. Ya da Mustafa'nın M'si diyelim mi? Tabii ki diyelim. Mustafa'nın M'si. Arkadaşlar Mustafa'nın M'si dediniz mi? Soru bitti. Benden adam ne istiyor? Sinüs 2 M istiyor. Süper. Yer değiştirelim. Hops hops. Arkın anlamı oydu ya. Tanjant M'ye neye eşittir? Hocam vallahi 1 bölü 3 eşittir. Sinüs 2 M'yi istemiyor musun? Evet. Sinüs 2 M demek 2 çarpı sin m çarpı cos m demek değil midir? Evet hocam. Üçgen çizsene. Şurası m. Tanjant m. 1'e 3. Şurası kök 10 mu oldu? Sinüs m. Hemen söyleyin bana. 3 bölü kök 10. Cos m. 1 bölü kök 10. Çarp. 3 bölü 10. 2 ile çarp. 3 bölü 5. Şıklardan 3 bölü 5'i bulup işaretlersiniz. Bitti bu kadar. Hadi bakalım. Sin cos teoremi ve trigonometrik denklemlere giriş yapalım. Evet arkadaşlar, toplam formülleri ve yarımaçıyla alakalı bu sorumuzu çözelim ve yolumuza devam edelim. Buyurun. Hocam ben burada paydan mı eşitleyeceğim? Yapacağım başka bir şey var mı? Yok. O zaman payda eşitleyeceksin. Başka ne yapacaksın ki? Hadi payda eşitleyelim. Şurayı cos 12 ile çarptım. Şurayı da sin 12 ile çarptım. Hadi çarpalım. Üst taraf ne oldu arkadaşlar? Sin 36 çarpı cos 12 artı cos 36 çarpı sin 12 bölü sin 12 çarpı cos 12. Süper. Sin cos yan yana, sin cos yan yana. Hocam bu sinüsün formülü. Evet sinüsün formülü. Toplama mı diyor? Topla gitsin. Üst taraf ne oldu? Sinüs 48 oldu. Bölü. Şimdi alt tarafa geçtik sıra. Şurayı bir 2 ile çarpalım. 2'ye bölelim. Şurası arkadaşlar sin 24 olmadı mı? Güzel. Sin 24 bölü 2. Tamam. Sin 48'i de 2 sin 24 cos 24 yazabilir miyim? Çünkü 48'e 24 ya, yarısı ya. Bunda 2 çarpı sin 24'e cos 24 yazdım. Bölü sin 24 bölü 2. Sin 24 sin 24'ü götürdü. Bunda ters çevirip çarptım. 4 cos 24 oldu. Şıklardan 4 cos 24'ü bulursun ve işaretlersin. Buyurun arkadaşlar, geldik buraya. Hocam oradaki açının x'in, arkadaşlar hiçbir şey bana bulamazsın. Bunu mecburen köşelere çekmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar dik açı burada, dik üçgen burada. Mesela dik üçgen burada. Burada diklik yok ki. O zaman bir köşesine m, bir köşesine ne dedim? Sinüs x neye eşittir? Kosinüs m artı n. Niçin arkadaşlar? Çünkü bunlar birbirini 90'a tamamlıyorlar. Bu kosinüs m artı n'dir. Güzel. Devam edelim. Hocam kosinüs x neye eşittir? Sinüs m artı n. Güzel. Tanjant x neye eşittir? Kotenjant m artı n. Kotenjant x neye eşittir?
Tanjant, emartene. Bitti bu kadar. Hocam bunlar birbirini 180'e tamamlıyor. Süper. Sinüs x neye eşittir? Sinüs emartene. Çünkü arkadaşlar 180'de isim değişmez. Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş yaparken bir tek sinüsler artıydı, hatırlayalım bir ikinci bölgede. Diğerleri hepsi eksidir. Mesela kosinüs x eksi kosinüs mrtn'dir. Tanjant x eksi tanjant mrtn'dir. Kotenjant x eksi kotenjant mrtn'dir. Ama birinci bölgede 90'da herkes artı. Bakın herkes artı. Ve isim değiştirir 90'da. Ama 180'de isim değiştirmez. Bir tek sinüsler artı. Geriye kalanların hepsi eksidir, haberiniz olsun. Buyurun arkadaşlar. Güzel bir yarımaç sorusu. Şuradan şeklimizi tamamlayalım. 5 ise 5. 4 ise 4. Bitti. Bunun bir köşesine M, bir köşesine N dedim. Bunlar birbirini neye tamamlıyor? Hocam 90'a tamamlıyor. 90'da ne oluyordu? İsim değiştirdi. Tanjant X'i mi istiyor? Kotenjant MRT'ni istiyorum. Vallahi ben kotenjantı bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. O zaman tanjant MRT'ni bulurum. Sonra bunu ters çeviririm. Tanjant MRT'nin formülü neydi? Tanjant M artı tanjant M bölü 1 eksi tanjant M çarpı tanjant N'de hatırladık mı? Tanjant M karşı bölü komşudan 3 bölü 4. Tanjant N karşı bölü komşudan 4 bölü 5. 1 eksi x'in çarpın 4'ler gider. 3 bölü 5. Bitti. Payda eşitleyin. Burası arkadaşlar A bölü B mi çıktı? Sen neyi işaretleyeceksin? B bölü A'yı işaretleyeceksin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Buyurun arkadaşlar. Sinüs, kosinüs teoremi. Şimdi bu da kosinüs teoremi. Şimdi arkadaşlar bir soruda sinüs ve kosinüs teoremi olduğunu nasıl anlarsınız? Bir açı bir kenar, iki açı iki kenar, açı sayısı ile kenar sayısı birbirine eşit verilmişse o %100 sinüs teoremidir. Ama yok, üç kenar bir tek açı var. Üç kenar bir açı. Ben bunu üstüne benzetirim. Bir kavga var. Bire bir, ikiye iki, üçe üç. Eşit sayıda kavga yapıyorlar. Süper. İşte o sinüsün kavgasıdır. Kosinüs bire bir mi kavga yapar? Vallahi var ya 10 kişi bir kişiyi yakalar. 20 kişi bir kişiyi yakalar. Kenar sayısı açı sayısından fazlaysa bu %100 kosinüs teoremidir. Tamam, sinüs teoremi olduğunu anladım. Çünkü niye açı sayıları da kenar sayıları birbirine eşit? Hatta biz buraya teta diyelim. Şurası da C olsun. Aa, 3 açı 3 kenar. %100 sinüs teoremi. Sinüs teoreminde yine sinüs fedakarlık yapıyor arkadaşlar. Diyorsunuz ki A bölü sin alfa eşittir. B bölü sin beta eşittir. C bölü sin teta. Bitti. Eşittir. Aa, bu bir oran orantı. Eşittir K demiyoruz da eşittir 2R diyeceksiniz. R ne oluyor? Arkadaşlar her üçgeni çevreleyen bir tane çember vardır. O çemberin yarıçapıdır. Çevre çemberin yarıçapı R ise eşittir K değil de çap diyoruz. Eşittir 2R diyorsunuz. Bitti bu kadar. Şimdi sıra geldi kosinüs teoremine. Kosinüs teoremi burası 90'mış gibi düşüneceksin. Bana Pisagor bantısını uygulayacaksınız. A kare eşittir B kare artı C kare. Tam arkamı döndüm. Evime doğru giderken la aklıma geldi. La bir saniye, la burası 90 değildi la. La bunu kim benim başıma getirdi? Kosinüs, kosinüs. Hep aklı, kosinüs aklını başına, sinüs başıma getirecek hali yok. Ha, 90 değilmiş orası. Dediniz ki eksi. Şimdi intikam zamanı. Üstteki 2 ile birlikte alttaki bc çarpılır. 2 bc çarpı kos alfa. En son kim bunu senin başına getirmişti? Kosinüs. İmzasını en sona çakıyorum ki bunu kim ben başıma getirdiğini belli olsun diye. Çarpı kos alfa. İşte formülümüz budur arkadaşlar. Devam edeyim. Alan formülü. Alan formülü arkadaşlar. İki kenar aradaki açı verilmişse alanlar şöyle bulunur. B çarpı C bölü 2 çarpı sin alfadır. Alan formülleri hep sinüs alfa ile ilgilidir. Haberiniz olsun. 90 olduğu zaman B çarpı C bölü 2 değil miydi? İşte sinüs 91 olduğu için. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Bütün teoremlerde bu şekilde gösterdik. E hadi tahtamızı çevirelim. Şimdi sıra geldi denklemlere. Şimdi arkadaşlar denklemler ne oluyor? Denklemlerdeki arkadaşlar ana tema bu. Bunu bildikten sonra denklemler nasıl bitiyor? Trigonometrik denklemler. Sinüs nerede artıdır? Birinci bölgede ve ikinci bölgede. Bitti bu kadar. Sinüs nerede eksidir? Üçüncü bölgede
dördüncü bölgede. Doğru değil mi arkadaşlar? Kosinüs nerede artıdır? Vallahi hocam bir birinci bölgede artıydı. Bir de çakal son bölgede, dördüncü bölgede artıydı. Kosinüs nerede eksidir? İkinci bölgede eksidir. Bir de üçüncü bölgede eksidir. Bitti bu kadar. Açımız 10 derece olsun. Birinci bölgede 10-10'dur. Kendisidir yani. Birinci bölgede herkes kendisine eşittir. Bitti bu kadar. İkinci bölgede hocam 100 müdür? Arkadaşlar 90 ve 270'i kullanmıyorsun. Çünkü 90'da hep isim değişir. Bana 180 ve 360 hep kullan. İkinci bölgem diyor 180'den çıkar. Yani 180-10. Yani 170. Bitti bu kadar. Artı 360'ın katlarını ekleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz ki. Arkadaşlar bir sayıya 360'ın katlarını eklerseniz yine aynı yere gelir ki. Üçüncü bölge 180'e 10 ekleyin. 190. 180 artı 10 yani 190 artı 360'ın katları. 360'ın katlarını ekleyebilirsin ki. Dördüncü bölge ise 360'tan 10 çıkarın. Çok güzel. O da eşittir 350 artı 360'ın katlarıdır. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Hocam sorusu nasıl gelir? Buyurun arkadaşlar. Sıfırla 360 arasında kaç kökü vardır diyor. Dur. Bu artı mıdır? Evet. Önce işaret. Şu artıdan dolayı. Hocam ya 1'dir ya da 4'tür. Çok iyi biliyorum. Süper. Şimdi geldik açıya. 1 bölü 2 neydi? 60'tır. 1 bölü 2 kosinüs 60'tır. Güzel. Diyorsunuz ki 2x artı 20. 60 birinci bölgede 60'tır. 2x artı 20. Dördüncü bölgede 360'dan 60 çıkartır mısınız? 300 artı 360'ın katları artı 360'ın katları. Bitti bu kadar. 20'yi karşıya attım. 40 2'ye böldüm. 20 artı 180'ın katları. 20'yi karşıya attım. 280 2'ye böldüm. 140 artı 180'ın katları. Sen benden ne istiyorsun? 0'dan 360 arasında kaç kökü vardır? Şu kare arkadaşlar değerler yazın. 0 olur. 1 olur. Çünkü 180, 20 daha 200 olur. 2 olmaz çünkü geçiyor. Burada 2 tane kök çıktı. Geldik buraya. 0 olur, 1 olur. Yine burada 2 tane kök çıktı. Amacımız bu aralığa düşürmek. Arkadaşlar 4 tane kök vardır. Haberiniz olsun. Daha mı derim? Hocam şu kosinüs değil de şu sinüs olsaydı. Şurası da 5x olsaydı. Şurası da eksi olsaydı. Bu soruyu baştan bize bir çözer misiniz? Tabii ki çözerim arkadaşlar. Şurayı sildim. Evet. Dediniz ki hocam bu sinüs da bir lafa eksi olduğu için sinüs nerede eksidir? Ya 3'te ya 4'te. Sinüs ne 1 bölü 2'ydi? Hocam vallahi 30. Tamam. 5x artı 20. Eşittir. 30. 3. bölgede 210'dur. Çünkü 3. bölgede 180 ekliyorduk ya, hatırlayalım. Güzel. Artı 360'ın katları. 5x artı 20 eşittir. 4. bölgede 330'dur. Artı 360'ın katları. 20'yi karşıya at. 190. 2'ye böldüm. 95 mi? Pardon, 5'e bölüyoruz. Pardon. 190'ı 5'e bölün. Kaç oluyor ya? 34 mi oluyor? Evet. Yok, 38. Artı 72'nin katları. Güzel. Bunu da 5'e bölüyorsunuz da. Devam edelim. 20'yi karşıya attım. 310. 62. Güzel. Yanlış olmadı değil mi arkadaşlar? Evet, 40. Evet, herhalde yanlış işlem hatası yapmamışımdır. 62 artı 72'nin katları. Süper. Sen benden ne istiyorsun? 0'ın 360 arasında köklerini istiyorsun. K 0 olur. 1 olur. 2 olur. 3 olur. 4 olur. 5 olsa 360 geçti. Bitti. Burada 5 tane değer var. Burada da bütün kökleri bulun. Kaç kök olduğunu bulursunuz. Soru bitmiştir. Şimdi geldik bu ifadeler arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi buradan devam ediyoruz. Sinüs x sinüs a'ya eşitse. Arkadaşlar bu ne? Pozitif. Bu pozitifse. Şimdi sinüs nerede pozitiftir? Diyorsunuz ki hocam ya birinci bölgede ya ikinci bölgede. Güzel. O zaman ya bu x a'dır birinci bölgede. Hani biz dedik ki açı kendisine direkt eşittir. Hatırladık mı? O zaman x eşittir a'dır. Bitti. İkinci bölgedeyse 180'den açıyı ne yapardınız? Çıkartırdın. O zaman x eşittir 180 eksi a. Bitti bu kadar. Artı 360'ın katları. Artı 360'ın katları. Bitti. Hah hocam sinüs eksiymiş. Dur. Eksiyse
ya üçüncü bölgedir ya dördüncü bölgedir. O zaman diyorsunuz ki x eşittir. Üçüncü bölgede 180'e ekleme yapıyorduk. Hatırladık mı? Bakın 180'e ekleme yapıyorsunuz. 180'e a ekler misiniz? 180 artı a. Tabii artı 360'ın katları. Bir daha arkadaşlar dördüncü bölge ise de 360'dan çıkarıyorsun. Bak, 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 bak. 360 eksi a. 360'ın katları. Bitti bu kadar. Geldik buraya. Kosinüs kosinüs eşit. Burası ne? Artı. Ya birinci bölge ya dördüncü bölge. Ya x a'dır. Birinci bölgede kendisidir zaten. İki, dördüncü bölge ise 360'dan çıkarıyorsunuz. 360 eksi a. Artı 360'ın katları. Artı 360'ın katları. Bitti bu kadar. Hocam eksi diyor. Ya ikinci bölge ya üçüncü bölge. İkinci bölge ise 180'e 180'den a çıkarsana. Güzel. Üçüncü bölge ise 180'e a eklesene. Artı 360'ın katları. Artı 360'ın katları. Bitti bu kadar. Geldik buraya. 0 lan 3 pi bölü 2. 270 oranında kaç kökü vardır? Arkadaşlar pi ile uğraşmayalım ya. Pi bölü 4 45 değil mi? Şu pi bölü 6 da 30 değil mi? Güzel. Sinüs eksiymiş. Sinüs eksiyse ya 3'tür ya 4'tür. Dur. Ya 3 ya 4. Şu ifade 3x artı 45. Ya 3 ya 4 dedik. Çünkü niye sinüs eksi? Üçüncü bölgede 180'e ekleme yapıyorsunuz. Bana buna 180 ekler misiniz? 180 artı x artı 30. Güzel. Artı 360'ın katları. Ya da dördüncü bölgedir. O zaman 360'tan bunu çıkarıyorsunuz. Güzel. 3x artı 45 eşittir. 360'tan bunu çıkaracaksınız. Eksi x eksi 30 artı 360'ın katları. Bitti bu kadar arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Benim burayla bir işim yok. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci denklemi ve ikinci denklemi üstte teker teker yazıp kare 0, 1, 2, 3, 4 yazacağım. Hangisi barada düşerse cevap odur. Hadi. X'i bu tarafa attım. 2x eşittir. 45'i karşıya attım. Şu x'in toplamı 210 mu? 210'dan 45 çıktı. Kaç kaldı arkadaşlar? 170 mi kaldı? Yanlış olmasın maksat. 170. Evet. 170 değil mi? 210. Çıkarmayı bile yapamıyorum ya. Yok kusura bakmayın arkadaşlar. 210, 170, 165 kaldı herhalde ya. Ama 210'dan. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Beynim artık sulandı. Hızlı hızlı ders anlattığım için. Şimdi 45 çıkartalım. 50 çıkarsanız evet 165 kalmış. Tamam. Artı 360'ın katları. Güzel. Şimdi 2'ye verelim. 82,5 mu? 82,5 evet. Artı 180'in katları. Geldik buraya. Hocam eksi x'i bu tarafa atalım. 4x eşittir. 330 karşıya attım. Kaç etti arkadaşlar? İşte 330'dan 45 çıkarım. 330'dan 45'i çıkartalım. 5 12'den 8, 85, 285. 285 artı, yanlış olmasın arkadaşlar. Evet, 360'ın katları. Bölelim, x buradan 4'e, 4'e bölün. 71,25. Evet. 285'i arkadaşlar böldüğünüz zaman 71,25 kalır. Artı, inşallah yanlış yapmamışımdır. 4'e böldüm, 90'ın katları. Diyor ki kaç kökü vardır? İzle. 0 deseniz 82,5 olur. 1 deseniz 270'i geçmiyor değil mi? Yok geçmiyor. İyi. 0'a 1. 2 tane kök çıktı. Geldik buraya. 0 dedim 71,5. 1 dedim oldu. 2 dedim 180. Evet o da oldu. 3 olmaz. 3 de altta var. 5 tane kökümüz var. Haberiniz olsun. Hadi devam edelim. Şimdi geldik. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tanjantlar ve kotenjantlar. Tanjantlarda ve kotenjantlarda ne yapıyoruz? Arkadaşlar tanjant ve kotenjantlar sinüsle kosinüse göre çok kolay. Hani sen sinüsle kosinüse diyorsun ya. Sinüs nerede artıdır? 1'de, 2'de. Kosinüs nerede artıdır? 1'de, 4'te. Hep iki denklem. Hep iki tane ifade buluyoruz. Tanjant kotenjantta da bir şey yok. Tek değer. Ama artı 180'in katları. Nasıl yani? Tanjant x kök 3. Tanjant ne kök 3'tü? 60 hocam 60. Tamam 60. Ama artı 180'in katları. Bitti bu kadar. Bitti. Yadası yok.
Tanjant nerede eksidir? Hocam ya ikinci bölgede ya dördüncü bölgede. Sen bana ikinci bölgeyi söyle. Diğerini boş ver. 60-180'den çıkartır mısınız? 90'ı karıştırma. Yani 120 artı 180'in katları. Arkadaşlar zaten sen 120'ye 180'in katlarını ekleyince kendisini dördüncü bölgeye de atıyor. Otomatikten hem 2 hem 4'de negatif oluyor. Bu 60'a kaya 1 deseniz 240 kendisini üçüncü bölgeye de atıyor. Hani tanjant nerede artıdır? 1'de ve 3'de ya kendisini otomatik atıyorsan sen merak etme. Niçin arkadaşlar hep 180 katları diyoruz? Çünkü arkadaşlar tanjant bir burada artı bir burada artı. Yani 180 fazlası. Tanjant nerede eksi bir burada bir burada. Yani 180 fazlası. Yani bir tanesini söyleyip 180'in katlarını eklemeniz yeterlidir, haberiniz olsun. Hadi geldik. Kotenjant x ne? 1'di. 45. Bitti. 180'in katları. Kotenjant ne? Eksi 1'dir. 135. 180'in katları. Bitti bu kadar. Geldik ben. Tanjant x tanjant a'ya eşitse. X eşittir a. Bitti bu kadar. Bitti. Çünkü x eşittir a. Artı 180'in katları. Kotenjant x kotenjant a'ya eşitse. X eşittir a. Bitti. Artı 180'in katları. Hep arkadaşlar tanjant kotenjantlarda hep 180'in katlarını ekliyorsunuz. Güzel. Tanjant kotenjanta eşitse x artı a 90'dır. Artı 180'in katları. Bitti bu kadar. Geldik bizim bu sorumuza. İki tane güzel sorudur. Bunlar da çözümünü yapalım arkadaşlar. Yavaş yavaş dersimizi bitirelim. Buyurun arkadaşlar. Şunu bu tarafa atalım. Köklü parantezine alalım. Gördün mü? Köklüler ortak. Sonra köklüye bölelim. Sin x eksi cos x. Eksi 1 bölü 2 oldu. Pardon. Artı 1 bölü 2 oldu. Bunu bu tarafa attım. Köklü parantezine aldım. Sin eksi cos. Köklüye böldüm. Aa. 1 bölü köklü oldu. Süper. Sinüsten kosinüs yanına toplanıyor veya çıkalıyorsa yeryüzünde yapacağın tek bir hamle var. Her iki tarafın karesini alacaksınız. Buyurun her iki tarafın karesini alalım. Şunu da karesini alalım. Şunu da mecburuz arkadaşlar. Başka yolu yok. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Eşittir 1 bölü 2'ye mi? Sin kare kos kare 1'dir. 1 burada kalsın. Eksi 2 sin kosu karşıya atalım. 2 sin kos eşittir. 1 bölü 2'yi bu tarafa atalım. 1 bölü 2'ye. Güzel. 2 sin cos. Sinüs 2x demek değil mi? Sin 2x 1 bölü 2'ymiş. Sinüs ne 1 bölü 2'ydi? Benim bildiğim 30. En küçük pozitif kökünü istiyor ya. 2x 30'sa x'imiz neye eşittir arkadaşlar? 15'tir. Şıklardan 15'i bulursun ve işaret dersin. Geldik bu tarz sorulara. Arkadaşlar bu tarz soruların çözümü yapılırken iki durum var. Şimdi eşittir 0 diyebilirdi. Eşittir 0 demesi çok kolay. Bunu tut karşıya at. Yani söyle bana. Cos 2x eşittir. Eksi kök 3. Sin 2x. Sin 2x'e bölelim. Cos 2x bölü. Sin 2x eksi kök 3'e. Bu kotenjant 2x'tir. Kotenjant 2x eksi kök 3. Benim bildiğim tanjant 60 kök 3'tü. O zaman bu kotenjant 30'dur. Güzel. Kotenjant 30. O zaman direkt böyle yapalım. Eksi kök 3 diyelim. Eksi olduğu için ikinci bölgedir. Benim bildiğim bu kotenjant 30'dur. Eksi dediği için 180'den çıkarım. 150 artı 180'in katları. 2'ye bölüm. 75 artı 90'ın katları. Bitti bu kadar. Kaç kökü vardır diyor 0 ile 180 arasında. K 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur. 4 tane kök var. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşılmıştır arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Şimdi devam edelim. Hocam burası 0 değil de orası 1 olsaydı ne yapardık? Kolay. Onda çözüm var arkadaşlar. Aynı soruyu yazıyorum. Kosinüs 2x artı kök 3 çarpı sin 2x eşittir 1'di. Yine aynı soru. 0 ile 2 planda kaç tane kökü vardır arkadaşlar? Burada kimseyi karşıya atamazsınız. Hocam kare alalım. Hayır, alamazsın. Arkadaşlar sinüsün veya kosinüsün önünde katsayı varsa kare alınmaz. Katsayı yoksa kare alabilirsiniz. Bir önceki yaptığım arka sayfadaki soru gibi. Kare yoksa, yani katsayı yoksa kare al. Adam sin x artı cos x demiş. Kare al. Ama kusura bakmayın. Katsayı varsa kare alamazsın. Kök 3'ü gördüğünüz zaman kök 3 sana neyi hatırlatıyordu? Tanjant 60'ı. Ben bu kök 3'ü silsem yerine tanjant 60, onu da yerine sin 60 bölü cos 60 yazsam bir sıkıntı olur mu? Ne olacak hocam? Tamam. Yazalım. Cos 2x sin 60 çarpı sin 2x bölü cos 60 eşittir 1'e. Payda eşit diyelim. Hadi bakalım. Cos 2x çarpı cos 60
artı sin 2x çarpı sin 60. Bu 1 bölü 2 değil mi arkadaşlar? Evet, içler dışlar çarpımından eşittir 1 bölü 2 oldu. Aa, 2 kos yan yana, 2 sin yan yana. Bu kosinüsün formülü. Kosinüs artı mı diyor? Çıkar. Eşittir 1 bölü 2'ye. Süper. Buraya kadar arkadaşlar bizim sorunumuz bitti. Şimdi bundan sonrasına sıra geldi. Şimdi izleyin beni. Sorumuz neydi? Sıfırlar 270 aralığında kaç tane kökü vardır? Şimdi bu bir defa artı %100. Ya birinci bölgedir ya dördüncü bölgedir. 1 bölü 2 benim bildiğim kosinüs kaçtır? 60 mı? Evet 60. Diyorsunuz ki 2x eksi 60 ya 60'tır. Çünkü birinci bölge aynısı. Dördüncü bölge ise 360'da 60 çıkarım. Hocam ya da 300'dür. Artı 360'ın katları. Artı 360'ın katları. Eksi 60'ı karşıya attım. 120. 2'ye böldüm. 60 artı 180'ın katları. Eksi 60'ı karşıya attım. 360. 2'ye bölüm. 180 artı 180'ın katları. Süper. Kaya 0 yaz. 60 olur. 1 yaz. 240 olur. Bitti. Arkadaşlar çözüm kümesi 0 lan. 270 arasını istiyordum ha. 2 yazınca geçer. Geldik buraya. 0 yazdım. 180 olur. Başka da olmaz. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Kaç kökü vardır? 3 kökü vardır. Soru bitmiştir. Bu kadar arkadaşlar. Geçmiş olsun. Trigonometriyi hızlı bir şekilde bitirmiş olduk. Hadi bakalım. Herkese arkadaşlar sınav yolunda başarılar diliyorum. Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Videoyu beğen ve yorum at. Böyle videoların devamı gelsin. Hoşça kalın.